Kaliteden ödün vermeyen Evser Grup, giyim, ayakkabı ve mobilya Sivas yolcularını sunar. Aşıkların diyarı Sivas, Sivas. Sıcacık insanları Sivas, Sivas. Doyumsuz güzelliği var Sivas, Sivas. Koca bir sultanı var Sivas, Sivas. Ölümsüz türküleri Sivas, Sivas. Dört dörtlük bir memleket Sivas, Sivas. Zara'nın balı vardı, Gürü'nün elması vardı. Divri'de Ulu Cami, Kangal'da aslan vardı. Balıksa su şehrinde, kavun akıncılarda. Gölü göl ovasında, aşık Veysel Sarıkışla'da. Zaralı Doğan Çarlı Sivas, Sivas. Yıldız Eli Ulaşlı Sivas, Sivas. Gemerik Hafik Altın Yaylalı Sivas, Sivas. Koyulhisar İmranlı Sivas, Sivas. Su Şehri Akıncılar Sivas, Sivas. Divri Gürün Kangalı Sivas, Sivas. Sarıkışla Göl Ovalı Sivas, Sivas. Yemyeşil manzaralı Sivas, Sivas. Hamamda kese attırmak, sabah kelle kırdırmak. Herkesle kardeş olmak ne güzeldir Sivas'ta. Ayakkabı boyatayım mı kardeş? Etli ekmek döktüreyim mi kardeş? Sivas kırmızı beyaz, kargış kıyamet kardeş. Tatlı hanzademiz 33 şubemizle her yerde aynı tatlar mis gibi lezzetiyle. Glikoz şurubumuz yok, baklava çeşidimiz çok. Bizi tadan biliyor, tadımıza rakip yok. Evet efendim, neredeyiz? Tabii ki sizin, bizim, hepimizin lezzet durağı. Tatlıda bir numara, eşsiz 33 şubesiyle
Hanzade Sultan'dayız efendim. 2 yıldır tatlının en tatlısını Sivas'a getiren ve sevdiren herkesin vazgeçilmezi olan bu kuruluşta sevgili patronumuz, sevgili Emre Say İdare ve Yönetiminde çok güzel tatlılar, lezzetli böyle soğuk baklavalar, Hindistan cevizli, fıstıklı, kadayıf, baklava çeşitleri, çikolatalı, hepsi ve daha fazlası bu güzel istasyon caddemizde efendim. Lezzet burada. Aileler gelir burada, oturur, tatlısını yer, kafesini içer, çayını içer, soğuk baklavasını yer, dondurmasını yer. Maraş dondurmasını, süper bir mekan burası efendim. Bir defa değil, haftada en az 7-8 defa geleceğiniz süper adı gibi tatlı ye, tatlı konuş. Evet, çok güzel bir tatlıcı işte. Efendim afiyet olsun, bal şeker olsun, lokum olsun, zaten yediğiniz tatlı. Nasılsınız efendim? Size de ikram edeyim, buyurun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olsun Emre Baba, hep bize burada geldiğimiz zaman ille ye. Hele bir tavuk var, ille tavuk yiyeceksin. Üzerine dondurma, üzerine tatlı yemedin mi kızıyor ama kırmıyor sevgili. Emre benim eski dostumdur. Çok değerlidir tabii, çok hatırlı gönüllü bir arkadaşım. Hatır gönlü boldur. Ben de böyle uğrarım, tatlımı yerim günlük. Her gün uğrarım. Tatlı ye, tatlı konuş. Evet. Hem tatlımı yerim, hem muhabbetimi ederim. Ondan sonra yoluma devam ederim. Nasıl tatlımı şimdi Allah aşkına? Şahane. Emre ve her Bey, gün geliyorum bu saatlerde. Emre Bey ne dedi bize biliyor musun? Ben hep bu tatlıyı yiyordum dedi. Evet. Kısmet oldu. Bu tatlının bu Sivas olayını aldım ben dedi. Sağ olsun. Sivas'ımıza bir güzellik getirdi. Evet, doğru. Yani hoşunuza gidiyor, geliyorum. Evet. Çok güzel. Her gün buradayım. Bu saatlerde gelirim, tatlımı yerim, evime dönerim. Ne güzel. Neler yaparsınız siz? Ben öğretmenim. Beden eğitimi öğretmeniyim. Evet. Öğretmen demek öğretmen. Öğretici. O olmadı mı bizler olmayız efendim. 2 kere 2'yi öğretirler. 3 kere 5'i öğretirler. Çarpmayı, bölmeyi, her şey, insanlığı kısacası öğretiler. Haklısınız, doğru. Ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Emrin olur, söyle. Estağfurullah. Emre Bey'i çağıralım istersen. Emre Bey'i de çağıralım. Tabii, buyurun. Emre Bey'i de çağıralım. Evet. Sözleri size ait. Sizi, evet. Sözleri size ait. Müslüm Gürses'in çok güzel bir şarkısı var. Bestesi bana ait belki de. Bestesi size ait. Nedir? Aldanma çocuksu mahzun yüzüme. Evet. Bunu benim için ve Emre Bey için söyler misiniz? Rica etsem. Hatunum nasılsınız? Teşekkür ederim Yunus abicim. Sen nasılsın, iyisin? Sağ olasın. Allah iyilikler versin abi. Yürüyorum. Aynen abi. Her gün gelir. Barış Bey benim çok dostum, evet. Çok yakın dostum, çok yakın arkadaşım. Her gün de ziyaret eder bizi ve onu görmek bizi mutlu eder Yunus abi. Siz ne zaman aldınız bu? 2 yıl oluyor abi. 2 yıl oldu. Abi. Tabii ben bu tatlıları tüketerek başladım. Daha sonradan da Sivas Bayiliğini almak nasip oldu bize. Evet. Sağ olasın abi. Aynen abi. Evet, çok bakalım. Hangi şarkıydı? Aldanma çocuksu mahzun yüzüme. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garibancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Allahu Ekber, ne güzel söylüyordu Müslüm oğlum. Ağzınıza sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Allah rahmet eylesin ona da. Çok güzel söyledi. O da çok severdi tatlıyı. Siz de çok güzel söylediniz. Ağzınıza evlat, tatlımıya götürmeyecek misin beni? Hep tavuk yediriyorsun diye. Allah rahmet eylesin. Sivas yolcuları devam ediyor, söyle. Sivas yolcuları devam ediyor. Sivas yolcuları devam ediyor. Sivas yolcuları devam ediyor. Nerede efendim? Tatlıyı tatlı konuştu. Tatlının kralı, lezzeti Maraş'tan gelen bir tat. Süper bir tat. Buradayız.
Evet sayın seyirciler, daha içeriye girdik şimdi. Hakikaten süper bir mekan burası. Sevgili Emre Say kardeşimiz de burada. Yıllardır, 2 yıldır her zaman ben bu tatlıyı yerim burada. Severim, gittim, buldum sahiplerini, konuştum, anlaştık ve Sivas'a getirdim ben bunu diye. Değil mi? Evet, aynen öyle oldu. 2 yıldır burada hizmet ediyoruz. 2 yıldır tatlının en tatlısını Sivas'a getiren ve sevdiren, herkesin vazgeçilmezi olan Hanzade Sultan. Sevgili Emre Say idare ve yönetiminde güler yüzü personeliyle. Evet. Ortaklarını şimdi biraz sonra sayacağız. Evet. Bir tanesi Kırşehirli, bir tanesi Maraşlı. Evet, Maraş'tan bir haber aldım. Bir de ortağımız var, Sorgunlu. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Adı ne evet, onun? Kenan. Kenan Baba, Kenan selam. Sevgiler, helal olsun size. Böyle bir güzel kuruluşla bütün Türkiye'de 33 şubeyle lezzet, tatlının en lezzetli yerini yakaladınız ve inşallah o 33'e bir sıfır koyarız, 330 şube olur i̇nşallah, değil mi? İnşallah. Evet efendim, ne diyoruz efendim, baklava çeşitleri, kadayıf, fıstıklı, cevizli, çikolatalı, Hindistan cevizli ve vazgeçilmezleri olan soğuk baklava. En kralı o. Evet. Hepsi kral, hepsi güzel, tatlıya tatlı konuş diyor efendim. Ondan sonra ayrıca kuru pasta çeşitleri, yaş pasta çeşitleri, Hanzade'nin kendi ürünü olup glikoz şurubu kullanmayan tek kuruluş. Evet sevgili Emre Baba. Şimdi anlat, nedir bunlar? Şimdi abi bizde ortalama 20'ye yakın baklava çeşidimiz var. Halkımızın sevdiği tatlılarımız midye, kuru baklava, şöbiyet, sarma ve diyabet hastalarına ürettiğimiz mor baklavamız var. Tatlı mı? Aynen Yunus abi. Mor olan? Yok, mor baklava diyabet hastaları için üretiliyor. İçinde herhangi bir şeker bulunmayan tatlı üretimimiz var. Glikozu yok. Yok, hiçbirinde yok. Evet. Onun yanı sıra cevizli tatlılarımız mevcut. Hanzade ile özdeşleşmiş olan soğuk baklavamız yine tezgahlarımızda her gün taze olarak yerini alıyor. Say ağrımız nedir bunlar? Şimdi midye tatlımız evet. var abi bizim. İçerisinde kaymağımız ve bol fıstığımız bulunuyor. Evet. Cimcik tatlımız yine iri tane fıstıklardan oluşan bir tatlımız. Cimcik. Evet. Allah ne güzel ya. İsme bak. Evet, kuru baklavamız genelde şerbet oranı az isteyen müşterilerimize sunum yapıyoruz. Evet. Sarma baklavamız yine eşsiz zaten. Eşsiz. Hepsi fıstık. Farklı olan kadayıf türünden biri fıstıkzade, altı tamamıyla kadayıf olup üzeri iri tane fıstıklardan oluşuyor. Evet. Kuru piramit baklavamız var. Kuru baklavanın bir model değişiği diyelim. Evet. Yine cevizli klasik kesim baklavalarımız mevcut. Evet. Küçük dilim isteyen müşterilerimize ürettiğimiz küçük dilim fıstıklı mozaik tatlımız. Cennet çamuru. Cennet çamurumuz içerisinde yine iri tane fıstıklar oluşan kadayıftan oluşuyor. Çocuklar için genelde küçük yaştaki kardeşlerimiz tercih ediyor. Çikolatalı baklava üretimimiz de var. Yunus kadayıf abi. Tepsi tepsi getirdim bitti hepsi. Yanağından bir öptüm. Kesildi son nefesi. Tabii kesilir. Çünkü böyle çeşit çeşit baklavalar, böyle çeşit çeşit tatlılar olduktan sonra nefes de kesilir, kafaya da oynatılır. Evet, evet abi. Klasik olarak halkımızın sevdiği havuç dilimimiz var Yunus abi. Özel şöbiyetimiz yine şöyle gösterelim. Yine bol taneli fıstıklardan oluşuyor. Özel iri dilim baklavamız var. Özel baklava olarak geçiyor bizde. Evet, o özel baklava. Gevrek tatlı isteyen müşterilerimize hitaben de fıstıklı kıvrım üretimimiz var. Yine bunlar cevizli modellerimizin küçük dilim ve kıvrım modelleri. Efendim yıllar yılı bu tatlıyı ye, ondan sonra ortakları ol. Helal olsun evet, sana ya. Vallahi aynen öyle. Billah. Hiç düşündüm öyle bir şeyi. Yani şöyle, ben zaten Hanzade'nin kurucuları çok yakın arkadaşlarım, yakın dostlarım. İlk önce tatlılarını ben tüketerek çok beğeniyordum. Daha sonra bu yolda beraber yürümek nasip oldu. Arkadaşlarımızla Sivas Şubesi'ni onlarla birlikte memleketimize kazandırmaya çalıştık. Beraber yürüdük,
Biz bu yollarda, ha Yozgatlarda, Maraş, aynen, İstanbul'da, şimdi geldik burada, bu güzel Sivas'ta, her zaman hep varız, hep beraberiz diyor. Evet, Allah birliğimizi daim etsin her, amin, zaman. Sivas yolcuları devam ediyor. Sivas yolcuları devam ediyor. Devam ediyor bu güzelliklerle. Yine Hanzade'nin kendi üretimi olan kuru pasta çeşitlerimizle birlikte yaş pasta çeşitlerimiz her gün günlük olarak taze geliyor. Doğum günü yapmak isteyenler hemen tabii ki buraya gelecek. Taze olarak pastalarını alacak. İyi büyüklükte. Aynen. Yine Hindistan cevizli bir tatlımız bulunuyor. Coco Star olarak geçiyor. Evet. Tırliçemiz var. Soğuk baklavamız bizim altta, soğuk baklavamız dolapta muhafaza ediliyor. Evet. Soğuk baklavamız mevcut ve diğer ek grupları, makaronlar, bunlar her gün günlük olarak Hanzade üretiminden çıkıp Sivas şubesine geliyor. Ben şimdi diyorum ki gel abi. Geldi bir müşteri. Evet. Dedi ki ben en az 2000 kişilik bir yemek veriyorum. Üstüne de böyle tatlı vereceğim. Evet. Düşündüm, taşındım. Sizden başkasını bulamadım. En lezzetli. Geldi buraya. Evet. En az 50 tane tepsi istedi burada. Evet. Ondan. Nasıl tedarik edeceksin yani hemen? Yani şöyle biz de... Yani Yozgat'a mı bekleyeceğiz? Ya da Maraş. Sorgun'daki imalatımızın Sivas'a teslimatı ortalama 2 saat sürüyor. Hah. İki, evet, saat içerisinde müşterilerimizin bütün eksiklerini gideriyoruz. Ama bir iki tepsi istese var o. Şu an ortalaması tohumuzda günlük 30-40 tepsiyle çalıştığımız için her gün için 30-40 tepsimiz mevcut. Oh. Ama onun üzeri de olursa ekip arkadaşlarımız sayesinde iki saat içerisinde istenilen ürünü müşterimize teslim ediyoruz. Günü sağ olun. Dondurma olayı nasıl oluyor burada? Dondurma olayımız yine Maraş ürünü olan Carpedo marka dondurma satıyoruz. Saf keçi sütünden üretiliyor. Süper. Evet. Keçi sütünden üretiliyor. Maraş. Tabii Sivas halkımız dondurmamızı çok sevdi. O da yaz ve kış sezonlarında sürekli sabit olarak satışımızda var. Tatlıyla arkadaş o, biliyorsun. Evet. Dondurma. Aynen. Evet efendim, yaş pastaları görüyorsunuz. Çok değişik. Helal olsun. Bananeli istersen yapar. Evet. Çikolatalı istersen yapar. Brown bağızlı istersen yapar. Hepsini yapar. Aynen abi. Bütün özel siparişlerin hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Hem kalite hem ekonomik. Hem lezzet hem böyle güler yüzlü personel. Nerede? Evet. Tabii ki sizin bizim hepimizin tatlıcısı Hanzade Sultan. Sayın seyirciler, hakikaten anlattılar. Antep, tamam, Antep'e saygımız sonsuz. Antep kralını yapar. Burası da kralın kralı bu. O kadar değişik. Helal olsun. Üstadlarımıza o terli, bu yorgun halleriyle en güzel tatlıyı meydana getiren ustalarımıza buradan ellerine sağlık. Sağ olsunlar. O ustaların patronları da burada. Maraşlı sevgili Murat kardeşim, Kırşehirli Saida Bey, Sivas sporlu bizim Emre kardeşimiz ve bendeniz Yunus Bülbül. O kadar güzel tatlılar var burada. Hangisini yesen oynatıyor. Oynatmaya az kaldı. Dondurmam nerede? Yanında güzel baklava gelsin, gelsin. He, evet efendim. Merhabalar efendim. Merhaba Yunus abi. Öncelikle hoş geldiniz abi. Mekanımıza şeref verdiniz. Sağ olun. Bizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, sağ olsun. Emre baba her gün yakalıyor bizi burada. Hemen Yunus abi bugün yemediği şeyden sırayla hepsini yedirdi bize. Sağ olsun, o zaman Emre Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Nasıl bu güzelliği meydana getirdiniz? Hemen anlatayım. Der ki Antep. Kardeşim, Antep'ten başka memleket mi yok? Tabii Antep de bizim. Tabii o da güzel yapıyor. Ama bir daha güzel yapan olduğu zaman ona saygı göstermek lazım, değil mi? Yunus abi biz, ben kendim Kahramanmaraşlıyım. İşte ortaklarım Sait Bey, Kırşehirli. Kenan Bey, Yozgatlı. Akdeniz'le İç Anadolu'yu diyelim harmanladık. Sivaslı ve var, bak, Sivaslı Emre Bey, sağ olsun. 2012 yılında
Hanzade Sultan Baklava butik sıcak satış noktasıyla Yozgat'ta hizmetine başladı. Yozgat'tan mı başladı? Yozgat'ta başladı. 66 Allah'ını seveyim evet. Butik bir sıcak satış noktamız Yozgat merkezde Lise Caddesi. Nerede? Şubeler tabii arttı. Yani Yozgat merkezde başlayan şubemiz Sorgun merkezde. Kaza değil mi? Tabii Yozgat'ın ilçesi. Akabinde Boğazlayan başka bir ilçesinde sıcak satış noktaları açıldı. Ve o bölgeden hani güzel bir elektrik aldık biz. İnsanlar sevdi. Lezzetli bir şey yaparsan herkes alır. Evet. Aynen insanlar bu tadı sevdi. Biz 2015 yılında Kahramanmaraş'tan ve Antep'ten bir ekip kurduk. Profesyonel bir ekip kurduk üretim için. Sonra güçlerimizi birleştirdik Yozgat'ta 2000 metrekare kapalı bir alanda güzel bir imalat kurduk. Ne güzel. Bunları hep görmek isterim ben orada. Beyaz giymişler. Eldiven takmışlar. Kimisi kesiyor, kimisi yapıyor, kimisi bunu dağıtıyor, kimisi cerbet. Allah! Tabii şeref verirsiniz yani. Orada da ağırlamak isteriz sizi Yozgat'taki evet. Yerimizde. 2017 yılında imalatı kurduktan sonra artık franchise, yani bayilik sistemine dönmeye karar verdik. İşte ilk hedefimiz de Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'ydi. Ve 3 yılda hedeflerimize ulaşmayı biz umut ediyorduk ama 1 yıl gibi kısa bir sürede Kırıkkale'de, Sivas'ta, Kayseri'de başarılı olamadık. O da şundan dolayı lokasyon konusunda problem yaşadığımız için Kayseri'de bayimiz yok. Ancak Aksaray'da, Tokat merkezde ve Kırıkkale'de bir yıl içerisinde hızlı bir bayileşmeye başladık. Şu an 33, İç Anadolu'da 33 bayimiz. Ne güzel. Hizmet vermekte. İl ve ilçelerinde toplamda 33 bayimiz var. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da bir imalat kurduk Anadolu yakasında. Nerede? Sultanbeyli'de imalatımız. Bir 6 ay deneme aşamasıydı bizim için. Çünkü bu ürünü, evet İç Anadolu'da biz başarılı olduk. Hanzade Sultan İstanbul'da nasıl olur? Anadolu yakasında ne yapar? Bir 6 ay bunun çok kritiğini önemli. Yaptık aynen. 6 ay sonra Sultanbeyli'de ilk şubemizi açtık. İlk Sultanbeyli'den hemen 3 ay sonra Çekmeköy'de bir şubemizi açtık. Oh, şube. Şu an 2 şube oldu. Akabinde yine Samandıra'da geçen ay bir şubemiz açıldı. 3 şubemiz oldu. Avrupa tarafında da şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Çok güzel. İstanbul'da da 3 bayimiz var şu an. Bence yürür bu tren. İnşallah Yunus abi. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley ilim ilim ley. Odaları boş gelmez. Dolu 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 gelir çünkü lezzet var burada. Allah için hepsinin ayrı bir lezzeti var. Şunun, bunun, onun değil mi? Evet, aynen. Yani burada gördüğünüz hiçbir üründe hiçbir katkı maddesi yok. Glikoz dedi. Glikoz. Tenezzül etmedik. Güzel, asla evet. Da. Çünkü insan sağlığı her şeyden önce Yunus Bey. Yediği zaman insan böyle boğazda bir şey oluyor. Aynen yani. Demek ki onlar hep glikoz. Evet. Tabii ki de. Yani bir de yalnız da değiliz. Bize bağlı İç Anadolu'da 33, işte İstanbul'da 3 bayimiz, toplam 36 bayimiz var. Yani yaptığımız işte de bir vebal meselesi. Evet. Yani bu ürün zaten tüm helal sertifikamız var. Ürünlerimiz helal sertifikalı. Hatta olmadan zaten yola çıkamazsınız. Değil mi? Tabii aynen. Yani o helal sertifikası olmadan çok. Hepsini anlattı bana usta ya. Sağ olsun. Evet, Emre Bey. Eksi boksellerden o, baksana ya. Emre Bey bizi Sivas'ta hakkıyla onur ediyor, sağ olsun. Peki, sevgili kardeşimiz Kırşehirli, Said abi ne diyor bu işlere? Ya Allah ya Muhammed. Evet, Said baba. Sen ne diyorsun abi? Vallahi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz Yunus Bey. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Yani siz de beğenmişsiniz. Memnun olduk biz de. Hepimiz beğendik vallahi. Ben tatlını anlarım. Kameraman bayılır. İki tabak yedi. Afiyet olsun. Üçüncüsünü yemek istediğimiz. Her zaman bekleriz inşallah. Lojistik müdürümüz. Evet. Ne güzel. Çıkan ürünün kalitesini ve lojistik işine bakıyor. Evet. Onları sabahları. Her ne sabah. Güzel. Yani çıkan ürün ortalama. Onun elinden geçiyor. Tabii ki de aynen onun elinden geçiyor. Yani aylık ortalama 30 ile 35 ton arasında Yozgat'taki imalatımızda biz baklava işliyoruz. Baklava ustaları soracağım.
Maraşlı Antepli mi? Maraş ve Antepli Yunus abi. Aynen, ikisi de var. Çünkü neden? Yakaladım, gördüm baba. Aynen abi. Öyle bir şey ki burada görülen ürünlerin bir kısmı Antep yöresine meşhur, bir kısmı Maraş. Biz istedik ki iki şehri de harmanlayalım. Tabii ki ya. Lezzeti artıralım. İkisi de güzel. Antep de güzel, Maraş da güzel. De Adana de güzel, Hatay güzel. Hatay'ın mesela künefesi. Ben Hataylıyım. Dünyada meşhur. Niye Hatay'da yalnız meşhur? Çünkü oranın bir şeyi var, o peyniri. Peyniri yakalayamıyor herkes. Kimisi diyor İtalya'daki neydi o? Mozzarella mı ne? Evet. Tutmaz abi. Tutmaz. Aynen, kesinlikle tutmaz. Hatay'ın künefesini hiçbir il tutmaz. Siz de bununla Avrupa'ya yola çıksanız. Biz mesela Berlin'de ben tavsiye ederim. Orada kuracaksın abi. Evet. Onlara paket içi yapacaksın. Ne gider. Yani böyle değil. Aynen. Paket, tepsi. Tepsi gidecek herkese, bütün marketlere. Evet. Zaten alanlar orada hep aile. Tepsi evet. Alırlar. Bir kilo bundan ver, yarım kilo yok. Avrupa'da bayileşme çalışmalarımız sürüyor Yunus abi. Önümüzdeki ay gideceğiz. Fransa Lyon'da ve Avusturya Viyana'da şu an talep var. İnşallah Allah izin verirse önümüzdeki ayda oraya gidip inşallah orada da Hanzade Sultan baklava firmamızın bayrağını inşallah dalgalandıracağız. Yerelden ulusala inşallah halkın da teveccühüyle başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İyi bir ekibimiz var. 76 kişiden oluşan Yozgat'ta 76 kişiden oluşan bir aileyiz aslında. 76 kişiden oluşan bir ailemiz var orada. Çalışan herkes yakınımız, herkes kardeşimiz. Yani biz de bu işe aşkla gönül verdik. Yani önümüzde hiçbir engel yok. İnşallah Allah dilerse. Birinde böyle mis gibi, altın gibi, altından değerli, birbirinden lezzetli tatlılarım var abicim, değil mi? Bir de altın gibi kardeşlerimiz var, değil mi? Sen ne diyorsun baba? Allah'ını sevsin. Eskiden o tatlıları yerdi, müşterisiydi, şimdi patronu oldu. Abi ben Murat Beylerle, Sait abilerle tatlılarını tadarak tanıştım. Evet. Daha sonra kaderimizde dediğim gibi abi biraz önce de bir gönül birliği yapmak varmış. Allah bize gönül birliği yapmayı nasip etti. Sivas Şubesi'ni beraber hayata geçirdik ve memleketimize en azından böyle bir lezzeti getirdiğim için çok mutluyum ben Yunus abi. Öyleyse de önce sen tattın derim. Aynen abi. Tatmin oldun, ondan sonra herkese tattırmak. Aynen abi. Elimden geleni de yapıyorum Sivas Şube olarak abicim. Hayal olsun canım. Allah razı olsun abi senden. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Vallahi billahi ben çok sevdim ve bu hakikaten Avrupa'ya kadar gider. Çünkü ben hep Avrupa'da geçiyor günlerim. Avrupa Yolcuları adlı program yapıyorum. Evet. Çok tatlı firmaları çektim. İnşallah. Çok tatlıların lezzetini tattım. Hepsi birbirinden güzel ama bu değişik geldi bana. Çok değişik. İnşallah Avrupa'da da bir gün bu yayını inşallah yaparız Yunus abi. Ben sana bir ana sponsorluk yapayım. Bütün dünyaya duyururum orada. Evelallah. Sağlık olsun. Dertler gün olur biter. Sağlık olsun yeter ki. Dikenlerde gül biter. Sağlık olsun yeter ki. Efendim, en tatlı Hanzademiz 33 şubemizle her yerde aynı tatlar mis gibi lezzetiyle. Glikoz şurubumuz yok. Baklava çeşidimiz tabii ki çok. Bizi tadan biliyor. Mesela patron biliyor. Daha önce tatmış. Ona göre araştırmış, bulmuş ve ortak olmuş. Öyle bir şey olamaz. Haberlere girer, yemin ediyorum. Ne diyoruz efendim? Baklava çeşidimiz çok. Bizi tadan biliyor. Tadımıza rakip yok diyoruz tabii. Ben onu 2 dakikada yazdım. Çünkü o tatlar bana ilham verdi, ben de yazdım. Evet efendim, ne diyoruz? Son olarak ne diyoruz abi güzel? Ben öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Vizyon 58 ailesi başta olmak üzere tüm Sivas'ımıza saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz, var olsunlar. Sağ olasın. Sen ne diyorsun sevgili babacığım? Ben de herkese selamlar. Kalitemizden ödün vermeden üretime devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Sivas halkımıza sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Abi söyleyeceğim budur. Sağ olasın. Var olasın. Sevgiler efendim. Sivas yolcuları devam ediyor. Sivas yolcuları devam ediyor.
Evet patron, Sivas. Sivas yolcuları devam ediyor. Sivas yolcuları devam ediyor. Tatlarla, tatların en kralıyla devam ediyor. Kaliteden ödün vermeyen Evsel Grup, giyim, ayakkabı ve mobilya Sivas yolcularını sundu.